Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Çocukluk adıyla, çocukken söylediğimiz adıyla şeker bayramınızı kutluyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu kutsal günlerin yüce milletimize, tüm insanlık alemine huzur, mutluluk getirmesini, barış getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki videomda barış akademisyenlerle ilgili bahiste bulunmuştum. Eğer işlerinden pardon. Biz bu yazının altına teröre destek olmak amacıyla imza atmadık diyen olursa onlardan özür dileyeceğim demiştim. Bazı akademisyenler televizyonda gördüm, ben teröre destek amacıyla yazmadım dediler. Söz namus. O yüzden dolayı hayvan demeyeceğim. Çünkü çok iyi hayvanlar var. Kötü bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim. O insanlardan özür dilerim. Ancak bazıları ısrarla terör konusu girdiğinde bu konuya değinmeyeceğim dedi. Diyenler oldu. Duydum. Kıymetli dostlarım, bu konuyla ilgili düşüncem daha önce söylediklerimin aynısı. Değiştirmiyorum. Düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Kardeşlerim, bugün sizlerle çok keyifli bir sohbet yapacağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış. Pislik mafya demiş. Ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. Ancak bundan önce bazı arkadaşlar birkaç soru sormuşlardı. Çok yoğun olduğu için buna cevap vermek isterim. Bunlar aslında benim anlattıklarımın doğru olduğuna inanan insanları provoke etmek için söylenen sözlerdi. Soru: madem bunları biliyordun, neden daha önce anlatmadın? Allah Allah. Kardeşim, ben size Mesih olduğumu mu söyledim? Sizi kurtarmaya geldim. Beklenen kurtarıcı benim. Ben size böyle bir şey dedim mi? Benim kendi meselem var. Bir baba çocuklarının, eşinin yüzüne baktığında ben sizin şerefinizi koruyabildim, onurunu yaşamak ister. Benim meselem bu. Kurtarıcılık gibi, mesihlik gibi yüce bir kavrama değil. Bunu anladınız mı? Şimdi ben neden bunu şimdi anlatıyorum? Normal hayattan da birkaç tane size örnek vermek isterim. Silivri Emniyet Müdürü, genç, tertemiz bir arkadaş, intihar etti. Basında bu şekilde yazdı geçti. Kafasına sıktı dediler. Tamam. Bunu da konuşacağız. Emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Temiz Süleyman'a da soracağız bunu. Temiz, tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Söylemediler çünkü söyleseler inanmayacaklardı. Şu bu sebeple onları cezaevine atacaklardı. En iyi ihtimalle de onları sürgüne yollayacaklardı. Demek ki insan bazen imkanları oluşmadığı için kendi düzeni bozulmaması, sevdikleri sıkıntıya girmemesi için anlatmıyormuş. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen bir adam planlarını rafa kaldırabilir. Aklını tatile yollayabilir. Kader böyle yazmış. Bize rahmetüye iman etmiş insanlarız. Bize yazılan başımız gözümüz üstüne. Ya da genç arkadaşlarımızdan bir örnek vereyim. Üniversite öğrencileri. Mesela çok kanayan bir yaradır içimde. Bizim gençliğimizin ilk yıllarında da biz bunu çok duyardık. Bazı akademisyenler, öğretim görevlileri, kızları, kız öğrencilerini, çaresizlik içinde olan kız öğrencilerini, maddi durumu olmayan, mesleğe atılmak isteyen kız öğrencilerini sınıfı geçirmek için onlarla yatarlardı. Bu sır gibi saklanır.
Ama genç öğrenci kardeşlerimizden bunu gören, işiten, bilen, duyan, hisseden mutlaka vardır. Niye gidip dekana söylemediniz? Böyle bir namussuzluk var diye. Deseniz dekan inanmayacak. O hocanın dersinden geçemeyeceksiniz. Belki de iyi bir ihtimalle okuldan atılacaksınız. Hayat işte böyle bir şey kardeşler. Maalesef bazı namussuzlukları görüp o an söyleyemiyoruz. Kardeşim o an söylemedim. Söyleyemedim. Ya ben size Mesih'im, sizi kurtarmaya mı geldim dedim. Ben kurtarıcıyım mı dedim. Benim böyle ulvi bir görevim yok. Benim meselem şeref meselesi. Benim meselem namus meselesi. Kıymetli kardeşlerim, biz 15-20 bin sene evvelki avcı toplayıcı durumunda yaşayan atalarımızdan hiçbir farkımız yok. O ilkel dürtüler şu an modernleşmiş halde bizim içimizde yaşıyor. 150 bin sene önce Afrika'dan çıkıyoruz. 20 bin sene öncesi Neterdenlerin kökü kesiliyor, dünyada bitiyorlar. 12 bin sene evvel kurulu yerleşik şehir düzenine geçiyoruz. Urfa, Göbekli Tepe. Ondan önce 7600 sene öncesini biliyorduk milattan önce. Konya Çatalhöyük diye. Değilmiş. Urfa, Göbekli Tepe bulundu. Kazılar başarılı bir şekilde devam ediyor. Daha sonra Sümerler. Bakıyorsunuz, Sümerologların Türkçe'ye çevirdikleri Sümer tabletleri var. Orada da inceliyorsunuz. İnsan denen canlı hiç değişmemiş. Dini kullanıp insanı sömürenler, insanları, gerçek dindarları, gerçek dindar devlet adamlarını saygıyla anıyorum. Başımın üstünde yeri var. Veya dinsiz, kurnaz, milleti dolandıran. Günümüzde de aynı. Kıyafetler değişmiş, arabalar değişmiş, hiçbir şey değişmemiş. Bizim avcı toplayıcı atalarımız neyi düşünüyordu? En güzel mağara, en korunaklı mağara benim olsun. En güzel kadınla ben evleneyim. En güzel binek hayvanı benim olsun. Şimdi konuşma güzelleşti. Kendini hümanist tanıtan tipler böyle çıktılar. Aslında diğer avlayacakları insanları etkisiz hale getirmek için farenin kulağı yerken üflemesi gibi. Sonra da temiz toplum, bağırsaklar temizle diyor. Benim genç kardeşlerim inanmayın. Bunların hepsi yalan. Temiz toplum diye bir şey yoktur. İnsan kirlidir. Sadece profesyonel insanları kandıranlar vardır. Dediğim gibi ben kurtarıcı değilim. Öyle bir komik duruma kendimi düşürmem. Ama namus sahibi adamım. Biraz sonra bazılarını anlatacağım ben. Vicdan sahibi, namus sahibi, şeref sahibi olan arkadaşların, genç arkadaşların yüreğine sesleniyorum. Bana diyorlar ki, pazarlık yapmak için parça parça bir yayın yapıyor. Bence siz analistlik görevinizi bırakın. Televizyona çıkıp analist, manalist böyle süslü kelimeler. Lan bırak! Adama sormuşlar, kadına sormuşlar. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş karşımdakine. Öyle bilirim. Çok özür dilerim. Benim namusum, şerefim pazarlık konusu değil. Ama siz kendi namusunuzu, şerefinizi pazarlık konusu olarak görüyorsanız o sizin sorununuz, benim değil. İlk videoyu yayınladığımda kıramayacağım herkes aradı. Herkes aradı. Hepsine ters konuştu. Bir daha sakın beni aramayın dedim. Benden de uzak durun dedim. Başıma yakında felaketler gelecek. Uzak durun, size gelmesin o felaketler dedim. Ama sakın bir daha benden rica etmeyin dedi. O ne demek dedim ya rica. Ulan bizim namusumuz, şerefimiz. Lan bizi küçültmek istediler dedi. Hey hey. Tekrardan söylüyorum. Benim namusum pazarlık konusu değil kardeşim.
Bana bu kötülükleri yapan Mehmet Ağar orada olacak. Hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Tolga Ağar Marmara Başkanı yapılacak. Lan kardeşim sen Elazığ milletvekilisin. Doğu Teşkilatı'nın başkanı ol. Marmara Başkanı ne? Bana karta kart. Pelikanlar orada mısınız? Denizciler orada mısınız? Görüşeceğiz. Ruşen Bey var. Ben onu severim. Böyle çok ters bir adam değil. Ruşen Çakır, gazeteci. Kibar bir insan beyefendi. Gerçi suç örgütü lideri diyor. Sinirleri her seferinde bozuluyor. Ya kardeşim bana katil değil, azmetti diye derse. Ya suç örgütü demeyin. Anlatacağım. Benim bir kere sabıkam var hayatımda suç örgütü liderliğinden. Onu da nasıl aldığımı anlatacağım. Utanacaksınız. Vallahi utanacaksınız. Bu adama bu namussuzluğu yaptılar biz de gazeteciyiz diye. Ama yok. Eskiden Mehmet Ağar polisliği herkes çıktı. Doğru, Mehmet Ağar polisliği vardı. Lan Aydın Doğan gazeteciliği yok muydu? Yüksek maaş veriyor diye adamın ülkeyi soymasına izin vermediniz mi? Adamın silahşörü gibi davranmadınız mı? Lan adamı cumhurbaşkanına önerdiniz. Cumhurbaşkanı olsun diye Aydın Doğan. Solcuyuz. Ulan bu nasıl bir sol arkadaş ya? Biz solu Çekoveralardan da okuduk, öğrendik. Biz partizanlardan okuduk, öğrendik. Solcuyuz. Sol namusu. Ulan yanında oturup sol namusu mu olur? Adamlar sol için Bolivya'da öldü adam. Merkez Bankası Başkanlığı'nı bıraktı, Sağlık Bakanlığı'nı bıraktı. Kıymetli kardeşlerim, size bir anımı anlatmak isterim. Bayrampaşa cezaevinde yatarken gene gazetelerde manşet. Sedat Peker çiftliği, Sedat Peker cezaevi, Sedat Peker krallığı. Her gazete manşet. Beni yolladılar sürgüne. Sürgüne gitmeden koğuşlara uğradım. Hepsiyle vedalaşmak için. Yanımdaki arkadaş dedi ki, bir de fırın koğuşu var, ekmeklerimizi yapıyor. Oraya da uğrayalım mı? Dedim tabii ki uğrayalım. Bize emekleri geçti, helalleşmek lazım. Oraya gittik, kapının içinden girdim. İlk bölmeye oraya oturdum. Baktım bir yatan orada, arka tarafa, cezaevi yatakları böyle ranza. Che Guevara'nın resmi var. Bir de cezaevinde yatanlar bilir, herkes tül yapar, perde yapar. Oraya geldim, selamun aleyküm dedim, sandalyeyi çektim, oturdum. Hemen onlar da geldiler ama herkes şok, beni hiç beklemiyorlar. Sultanlaslı bir koğuş orası. O arkadaş da o tülü çekiyor. Dur dedim, ya niye çekiyorsun? Che Guevara'nın resmi var. Gelin dedim size Che Guevara'yı anlatayım. İlk hastalıklı geçen çocukluk yıllarından, sonra motosikletle Güney Amerika'yı turundan devam ettik. Ondan sonra Küba'ya geçişleri, mücadeleler, devrimin oluşu, devrimden sonra Sağlık Bakanı, Merkez Bankası'nın başkanı, sonra Afrika'ya gidip orada sol hareketleri uyandırma isteği, sonra geri dönüşü Bolivya'da devrim şehidi olusu, onların kendi tavrıyla saygı duyuyorum. Eleştirmek için söylemedim. 2 saat, 5 dakika ayak üzere uğrayacaktık. 2 saat anlattım Che Guevara'yı. Sonra dedim ki, savaşçılar namuslu adam olurlar dedi. Bu adamı öldürdüler. Ondan sonra dedim her sene 8-10 milyar dolar civarında bu adamın üzerine yazdıkları resimler, toplar, bunun gibi hediyeler, eşeylerle 8-10 milyar dolarlık bir bütçe oluşturdular. Kapitalizm dedim işte böyle bir şey. O yüzden dolayı kardeşim güçlü olmak, ayakta olmak lazım. Güçlü olmak için de değil, ben Azrail bile gelse onun üstünü kapatma. Çünkü o dedim namuslu adam. Lan bizim çakma solcular, sizin namusunuz nerede lan? Ulan siz benim anama küfrettiniz. Akademisyenlerle ilgili söylediklerimin üstünü kapatıp altını verip genç çocukları tahrik edip bana küfür ettirdiniz. Kızlarıma küfür ettiniz.
Ulan sahte olduğunu herkesin bildiği raporu yayınlayıp eşcinsellikten askere gitmemiş dediniz. Ulan bedelli raporum orada. Sizin namusunuz var ha? Çakmasınız oğlum siz çakma. Ulan ben solcu babanın evinde büyüdüm. Annem cami hocasının kızı. Radikal sünni babam deist. Ulan ben böyle bir evde büyüdüm. Babam orijinal solcuydu. Ama çok okuyor. Ulan ben çocukken sol kitapların içinde büyüdüm. Solcuların roman serisi olan Pardayanlar var. Ben onu okuduğumda 12 yaşındaydım. Bir gün Tekirdağ İzmit cezaevinde yatıyoruz. Kandıra başsavcı geldi. İhbar yapmışlar. Sedat Peker'in koğuşunda telefon var diye. İşte başsavcı, savcı bütün böyle önemli adamlar gelmiş koğuşa. Arama yapılıyor. Başsavcı iyi bir adamdı. Dedi ki ben bu kitabı okudum dedi bu seriyi Pardayanları. Çok sevdim. Ben dedim bunu 12 yaşında okumuştum 13 yaşında. Şimdi tekrar olsun diye bir daha okuyorum. Sonra başsavcıya gülerek dedim ki başsavcım dedim bu kitabı ya sen yanlış anlamışsın ya da ben. Ya Pardayan, Pardayan'ın oğlu, Pardayan torunu. Ya bu adamlar hep bir anda para kazanıp eline geçtiğinden sonra bir anda parayı dağıtan adamlar. Ya bana uyuyor. E bu adamlar hep başına bela almışlar. Namus üzere, şeref üzere, arkadaşlarının namusu, tanımadıklarının namusu, şerefi için. E bana uyuyor. Ben yanlış anlamadım. İnanın başsavcı o kitabı okurken yanlış anladı. Son namusu. Bir de Ruhşen Bey demiş ki Sedat Peker'in anlaşılan solcularla sorunuz var. Ya ben... Ya tanıyanlar tanır babamı. Radikal ciddi solcu. Ben solcu değilim, olmadım. Sebebini sonra anlatırım. Bana komik geldi. Çünkü insanı tanımayan bir düşünce. Sağcı da değilim. Aidiyet hissi hissetmedim. Benim aidiyetim Yüce Allah'ı seveni severim. Devleti seveni severim. Milleti seveni severim. Kalbi iyi olan, namuslu olan, dünyanın neresinde olursa olsun severim. Bu kadar. En çok da şerefli ölmeyi bilenleri severim. Onlar en namuslu adamlardır. Kıymetli dostlarım, şimdi çok eğleneceğiz. Vallahi çok. Billahi çok. Bizim Temiz Süleyman var. Sayın İçişleri Bakanımız. Şimdi beni bir arkadaş aradı dedi ki ya dedi Süleyman Bey'in üstüne çok geliyorlar. Bir şeyler söyleyecek. Arkadaş kusura bakmasın dedi. Tamam dedim. Sorun değil. Normal. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya. Hayalleri bizi de çaldı. Bilet de gitti. Neyse bizim Temiz Süleyman ilk gün bir tweet attı. Suç örgütünün işte liderini takipteyiz. Tamam. İşte kırmızı bülten. Tamam. Normal. Lan arkadaş millet buna biraz daha salınca ertesi günü bir pislik mafya suç örgütü babası mı mafya lideri dedi. Şimdi namuslıca konuşacağız. Namuslıca ben delilleriyle anlatacağım. Yaşanılanları anlatacağım, namuslıca anlatacağım. Vücut okuma uzmanları, ya gazeteciler, gazete sahipleri, ya 2-3 bin lira bir şey bunun parası. Artık insanın yalan söyleyip söylemediği mimiklerinden, oturuşundan, konuşundan, her şeyden belli oluyor. Daha 200 bin liranıza kıyın da bir rapor yayınlayın. Doğru mu diyorum, haksız mı? Ama ben zaten delilleriyle de anlatacağım. İlk konu şeyden açıldı, basına gelmesi. Antalya'da bir kom daire şey yapıyor, işte mafya babaları diye yazmış, işte adam sayısı, bana 200 küsür tane yazmıştı. Vallahi hakaret etseydiniz gururum ancak bu kadar kırılırdı. Ya biz pastane açılışını 30 bin kişiyle yapıyoruz kardeşim. Siz anlamadınız mı hala ya? Biz bu vatanın fedaileriyiz. Biz bu vatanın serden gençlileriyiz. Biz bu vatanın delileriyiz. Biz milyonlarca kişiyiz.
Vallahi küfür etseler bu kadar canımı acıtırdı ancak. Ya namus sahibiysen konuş ya. Berat Bey'e sen bir düşman etmedin mi arkadaş? Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu senin bütün organizasyonlarını yapar. Ya sen değil miydin? DYP'nin başına uğramak, ulaşmak için seni kongreleri almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. O olaylı kongreleri vardı. Çok eskidi. Yanında kim var bakın. Benim arkadaşlarım. Hani onların tabiriyle adam, benim tabiriyle arkadaşlarım. Benim akrabalarım. Ya seni oralara girerken onlar yanında değil miydi? Daha çok konuşacağız. Yalan makinesi. Ve diyet koyacağız ortaya. Ben koyacağım. Sen koyma. Sen temiz Süleyman'sın çünkü. Ya benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor. Bu İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi demedin mi? Bak ama yalan makinesine bağlanacak. Fakat senin o yalan makinelerinden değil. Gerçek uzman, gerçek yalan makinesi. Devletin yalan makinesi ama senin kadron değil. Yalan makinesine bağlandığında ben de burada kamera açık. Et satırı burada. Ben Doğru Yolun Başkanlığı'na çıkmak için uğraşırken kongreleri beni almıyorlardı. İl gezilerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı. Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu. De yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak bir parmak. Gitti. İki. Sedat Peker'in akrabası benim yanıma geldiğinde ben ona benim İstanbul'da yetkim yok. Orayı Berat yönetiyor. Her şeyi o yapıyor. Dedin mi demedin mi? Sen diyeceksin bunu. Yalan makinesi diyecek ki sana. Sen doğru söylüyorsun. Hayır ben öyle bir şey demedim. İki. Tak. Bu da gitti. Üç. Sedat Peker'in akrabası bir cenazedeyiz. Yollamış. Telefon sinyalleri var. Zaten yok desen de önemli değil. Telefon aynı yerden sinyaller var. Cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce cenaze. Kaçmak ne? Sürgün diyelim biz buna. Kaçmak kötü kelime. Şık olmadı. Kendimi ayıp ettim. Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Üçüncü parmak. Parmaksız Sedat olacağım. Ya efsanesin bak sen yemin ediyorum. Josef Fuşa mezardan kalksa ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. Ama telefonu sen yolladın diye mi? Ben onunla ilgili dosya yol aldılar. Tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim dedin. Ama telefonu bana vatansever polis diye yolladı. Orada da sözümdeyim. Çünkü ya belediye yalan var. Şimdi blöfümü görür dersen yalan makinesine girelim. Şimdi parmak gitmesin boşa. Sen yolladın diye mi? Ne bir eksik ne bir fazla. Doğru konuşacağız. Çünkü makineler hissediyor. Temiz Süleyman. Olan arkadaş be. Ben şunu anlamadım yalnız. Ben Berat Bey'le ilgili yayını yaptığımda bana haber yollayıp yayını durdur da sen dedin. Şimdi ilk bir video yayınlanınca onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var. Bunu Türkiye biliyor. Şimdi ben onu diyorum bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Hadi dördüncü parmak yalan makinesine.
Ben yurt dışına haber yollamadım. Berat'la ilgili, Berat Bey'le ilgili video şeyini durdur, onu çıkar diye. Dördüncü parmak, makine seni doğrularsa bir daha git. Ya vicdan ya. Hadi Özışık, namuslu adam, şerefli adam, ahlaklı adam. Hadi abi, gazeteci. Ben yurt dışına çıkmışım artık. Sen diyorsun ya, iş adamı olduğunu söyleyip sonra suç faaliyetleri yaptığını tespit ettik. Ben ne zaman çıktım? 1,5 sene oldu. Dosyayı ne zaman hazırlanıyor? 3 senedir. Bu dediğim olay ne zaman oldu? Taş çatlasın 5 ay. Sen demedin mi ona? Ben severim diye. O sana şöyle dedi ya, bu Sedat Peker'le ilgili çok şey konuşuluyor. Emniyetin içinde FETÖ artıkları olabilir. Bunlar bir şeyler yapıyor olabilirler. Bunu insanlar bu şekilde konuşuyor. Gazeteci olarak muhabbet, hem dostun olarak söylediğinde ben onu severim demedin mi? Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Ya da başka bir şeye daha dönelim. Sen benim koruma polisi kararımı 5. parmak. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sen uzatmadın mı? Ondan sonraki senede he? Temiz Süleyman, Temiz Süleyman. Eyvah eyvah eyvah. Daha dur, daha konuşacağız. Daha bitmedi ya. Bir de sen süpersin. Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1.300.000 tweet var ya. sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. Benim destek oldu. Benim açılmasına vesile oldu. Haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar. Şimdi ben bir arkadaşa söylemiştim. O namuslu bir adam. Birkaç kişiye söyledim. Onların yanındakiler sana söylemiştir. Ben o pislik şeyini biliyorum. Ön aldım. Şimdi sen akıllısın ya. Pelikancılar gibi olmayacaksın. Taktikleri hazırladın. Şimdi benim video çekeceğimi biliyorsun. Robot hesaplarda tweetler hazır. Süleyman ey. Temiz Süleyman. Aslan Süleyman. Tayyip abinin altına uyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın, ben de bırakacağım. O kadar küfür ettin. O kadar hakaret ettin. Bu dünya benim kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Vallahi bu dünya böyle. Kim kötü laf söyler kıymetli olur. Kim sadece sevgiyle severse bizdesin, sen bizdesin. Senin ekmek suda olması önemli değil, sen bizdesin. Ama sevgi de, bu sevgi bir yerden sonra şey oluyor da. İnsan hiç değilse ya sevdiğinin değerini görmek istiyor. Bir de kırmızı bülten çıkarttık. Evet. Beni korkutuyor şimdi. Gerekli şeyleri de yapıyor. Evet. Şimdi ben korkacağım. Lan kırmızı bülten, bak cezaevi yaşımız 50. Ulan 16,5 sene cezaevinde yattım tek ayak üstünde. Öbür ayakla bir 16,5 daha yatarım. Ulan beni mi korkutacaksın? Hey gidi hey. Lütfen kız kardeşlerimiz ve 14 yaşından küçük arkadaşlarımız kulaklarını bir 15 saniyenine kapatırlarsa sevinirim. Başladı. Lan değil beni alacaksın. Şeyimden tavan asacağını bilsem de senden korkan seni gibi olsun da. Ulan makamın için küfür edemiyorum.
Ulan makamın için küfür edemiyorum ama Neyzen Tevfik sen ve senin gibi mebuslar için bir dörtlük yazmış. Namuslu adam Neyzen Tevfik. Onu da bir gün anlatırım Neyzen Baba'yı. Vakit olursa bugün anlatırım. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünya ile temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki halleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Lan senin görevin değil mi bunları engellemek? Lan senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna. Eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çok tın. Ulan beni mi korkutacak? Mahsuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifte geri kalan. Mahsuni Şerif devamında da şey diyor. Pir sultanlar gibi diyor dar ağacını boylasam mı, boylamasam mı? Yani diyor bu haksızlıklara konuşsam mı, konuşmasam mı? Sonra diyor ki ne edem ben? O kararını vermemiş, ben verdim. Dar ağacı bana şeref. Hadi bakalım. Silivri'de intihar eden o emniyet müdürünü anlatsana. He, o Gazi Osman Paşalı adamı bıraktırmak için telefon açtın ya. Pardon, senden önce koruma daire başkanı Ekrem Güler aradı. 2 sene önce intihar etti. Hakan Çalışkan. Ya bir adam niye intihar eder? Kumara düşmüştür, borç batağı, devlet memuru, haciz gelecek maaşa, rezil olacağım intihar. Bunları çok duyduk. Bir aşk üçgenine düşer çıkamaz işin içinden duyduk. Ya gencecik adam. Terör organize gibi sorumlu bir yerde değil ki orası. Silivri ya. En keyifli yer. Niye intihar eder bu adam? Sebep yok. Ben anlatayım sebebini. Kardeşleri. Vallahi gayretullah'a savaş açtılar. İnanın kardeşlerim. Bir tripota bir kameraya yenileceksiniz. Bunun Gazi Osman Paşa'dan tanıdığı zengin, varlıklı, kelle gözaltı yapıyor. Namuslu adam da Silivri müdürü. Koruma, bunu arıyorlar hemen. Polis aldı, koruma daire arıyor. Herhalde Mustafa Bey'le arası da iyi o İl Emniyet Müdürü'yle. Mustafa Bey hayır diyor. İl Emniyet Müdürü. Sonra Süleyman Bey kendi arıyor. İlçe müdürünü. Artık koruma müdürünün telefonundan mı arıyor? Ekrem Güler koruma müdürü Süleyman Bey'in değil. Koruma daire başkanı. Yani Türkiye'de korunan insanların bağlı olduğu polislerin daire başkanı. Koruma daire başkanlığı diye geçiyor. Sonra Süleyman Bey konuşuyor. Artık kendi koruma müdürünün telefonundan mı? Kimden konuşuyorsa. Bırak diyor, bırakıyor tabii. Kayıt da yapmamış çünkü oradan alındığında hemen Süleyman'a ulaşıyorlar. Sisli Süleyman'a, Tefis Süleyman'a, Cici Süleyman'a. Bana pis diyorsun ya. Yani ben Türkiye'ye dönecektim. Ulan biz bu kadar mücadeleyi niye yaptık? Kızlarımız için değil mi lan? Onlar okula gitmiyor mu? Pisliğin kızı demeyecekler mi onu?
Sensin ulan pis! Sen, Mehmet Ağar, pelikancılar, siz eblehesiniz. Eblehenin orduları gibi mağrursunuz, gülüyorsunuz. Hiçbir şey olmaz diye, değil mi? Eblehe de öyleydi. Fillerle gelmiş. Kabe'nin oradaki halk daha önce hiç fil görmemiş. Herkes kaçmış. Kabe'yi bırakmışlar Allah'ın evini. Yer, gök, köy, her taraf asker. Eblehe mağrur. Allah, bu inanç. İnanırsın, inanmazsın. Biz inanıyoruz. Ebabil kuşları ağızlarında ateş taşlarıyla getirmişler. Ve o orduyu orada helak etmişler. O binlerce sene önceydi. Ben çocukluğumdan beri bir şey anlatırken hep bilinç arka tarafta da onu başka şeylerle imgelendiririm. Sonra bunu büyüdüğünde de devam ettirdim. Çünkü beynimin hızlı çalışmasını sağladığını fark ettim. Ben o gün bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz derken bu olayı kastettim. Siz eblehesiniz, derinciler, pelikancılar, süslüsünü, tevessülü sen. Bugünün ebabil kuşları da işte bu telefonlar. Ağızlarında taşıdıkları o ateş taşları da attıkları tweetler, yazdıkları mesajlar. Onlarla yanacaksınız. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Adam FETÖ'cü. Parası var. Parası olan FETÖ'cülükten yırtıyor. Para olmayan cezaevinde. Bu nasıl bir adalet ya? Ulan fakir zengin hepsini atacaksın cezaevine. Ama gerçek FETÖ'cüyü atacaksın. Bu çok zengin FETÖ'cü olarak bilinen insanlar var mesela. Onların üzerlerindeki tapular, akrabalarının üzerlerindeki tapular, tapu dairelerine bir yazı yazılsın ya. Ulan bu Sayın Savcı ya, Sayın Savcılarımız yorulmasın. İki satır nasıl yazılacağını, o isimleri çıkaracağını herkesin bildiği isimler. Devlete irat edilenler ayrı. Gerçi onları da daha ucuza satıyorlar. Devlete irat edilenler ayrı. Mesela adam herkes biliyor FETÖ'cü. Ama milyarder. Bakın, tapularının yarısı nerelere gitmiş? Yarısından çoğu. Adam diyor, FETÖ'den alırsam hepsi gidecek devlete. Yarısını istiyorlar bizim derinciler. Vallahi gayretullah'a dokunur. Ya Allah var da Allah. Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Ulan bende mi ulan? Beni mi korkutuyorsun? Ulan kimsin sen? Kimsin lan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyülük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini donduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Muhalefet partisine senin yakınlarının, sizlerin yakınlarının şeylerini herhalde bir müstesyen bir şey yakalamış. Ya bu nasıl bir namussuzluk ya? Ulan milletin gözünün önünde tehdit ediyorsun. Yakınlarınızın şeylerini de biliyorsun. Rezillik ulan bu. Ulan bir an dediğiniz gibi suç örgütü lideri olayım. Ulan namus sahibi suç örgütü lideri bile bunu yapmaz be. Ulan rezil ettiniz devletimi. Askeriyi arkana almak için diyorsun ki devletin orgeneralini onun söylediğinden davamı açacağım. Lan ben orgenerali ne dedim? Lan biz onbaşının karşısında bile ayağa kalkıyoruz, hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz dedim. Askeriyi arkasına alacak ki askeriyenin... Ben sevilmeyen mi dedim Arif Paşa'ya?
Bu yapılan devlet geleneğinde yok dedi. Bunu savcı açıklar dedi. Kötü mü dedi? Devletin hiyerarşisi belli, geleneği belli, işleme sistemi belli. Temsili, tertemizli. Bak bu pislik var ya, bu pisliği bir rezil etsene. Allah'ını seviyorsan. Öyle yiğit tavırları var ya, böyle kol kanat geziyor. Yalan makinesini getir. Televizyonda tüm halk izlesin. Benim dediğim, sorduğum şeyleri yalan makinesine söyle. Ben DYP başkanlığını oynarken yanımda Sedat Peker'in arkadaşları ve akrabaları yoktu de. Bir. İki. Berat Bey'i Sedat Peker'e ben düşman etmedim de. Sedat beni düşman etti. O yapmıyor dedi ya. Ben İstanbul'a karışamıyorum dedi. Üç. Cenazede Sedat Peker'in akrabası Reşat Hacı Fazlıoğlu'na böyle demedim de. Dört. Sedat Peker'e koruma vermedim de. Korumasını ve ondan sonraki sene de vermedim de. Deda. Niye demiyorsun? Ya şu pis, pis da ben pis da. Beni bir rezil etsene ya. Ben de böyle, eli de böyle bu. Bileğimi keseceğim. Hadi. Çolak böyle keseceğim. Bir pis. Ya beni rezil etmek istemiyor musun? Ben yalancıyım da. Kindar bir adamsın. Haydarbaş Hoca'ya bir kinim vardı. Anlayamadım. Adam namuslu adamdı. Hı? Namuslu adamdı. Kinin nereden kimse anlayamadı. Adamın cenazesine bile kimseyi sokmadın. Cenazeleri hastalık sebebiyle sokulmuyor. Yaprak 50 bin kişilik mitingler yaptınız 100 tane. Haydar Hoca'nın cenazesi de tedbir alınır sokulmaz mı? Yenileceksiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim. Ablanın kocası Abdullah Bey'i benim yanıma yollamadı mı? Belki senin haberin yoktur. Ben öyle biliyorum. Bunda parmak diyet vermem. Çünkü söz namus kesmek lazım. O işe girmem. Bu diyet yok. Kardeşlerim, dinleyen kardeşlerim. Oğlu şarkıcı olacak. Polat Yağcı, telefon açtım. Enişten ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırın dedim. Yayınlattırdım. E o zaman neydi? Her şeyi yaparken neydi? Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Onu da anlatacağım. Artık herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilecek. Çakma solcular. Pazarlıkçı. Şimdi ona girmeyeyim. Ne kadar oldu zaman? Yine uzattık. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Bayramdan da vaktinizi aldık. Evet. Kıymetli kardeşlerim, biraz daha vaktimiz varmış. Bayram için bunlar içimden geldi, anlatmak istedim kardeşlerim. Neyzen Tevfik vardı, Neyzen Baba. Namuslu adam, şerefli bir adam. Herkes ona alkolik der. Benim için gerçekten namusludur. Hayatı boyunca bir tek Mehmet Akif Ersoy, üstadla ilgili hiciv yazmamıştır. Mehmet Akif Ersoy'la gençliği aynı evde onun yanında kalmıştır. Çok enteresan bir insan. Sonra Bodrum'a da gidiyor. Bir dönem orada oluyor. Bir dönem İstanbul meyhanelerinde. Ama dedim ya şerefli adam. Abdülhamit Han Hazretlerine hiciv yazmış. 7 sene Mısır'da sürgün kalmış. Mesela Atatürk bunu çağırıyor. Bir gün böyle cumhuriyet ilan edilmiş. Atatürk arkadaşlarına hava atacak. Diyor ki Neyzen Baba tabii bir ne çalıyor. Efsane dillere destan. Bir diyor işte ney çal sonra da şey yapıyor diyor ki Neyzen diyor
Cumhuriyet kuruldu diyor. Nasıl oldu? Ne düşünüyorsun? Neyzen babadan cevap. Diyor ki, paşam diyor, Cumhuriyet kuruldu, çok iyi oldu. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. Atatürk böyle bir gururlanıyor. Paşam diyor, Cumhuriyet kuruldu, sen geldin. Artık insanlara soruyorlar, ondan sonra asıyorlar diyor. Namuslu adam. Alkolik derler, ömrü tımarhanede geçmiş, deli yerinde. Ruhunu kimse incelemek istememiş. İnönü ona çok eziyet etmiş, İnönü'yle çok uğraşıyormuş. Maaşını kestirmek için Atatürk'ün ölümünden sonra. Bir gün Tuzla'da şeyde otururken meyhanede Demokrat Parti seçimi kazanıyor. Sağlık Bakanı geliyor, ona diyor ki, Neyzen diyor, artık İnönü ile ilgili istediğin kadar hiciv yapabilirsin. Seni tımarhaneye oraya buraya yollayamazlar. Neyzen baba kafası güzel, kafayı kaldırıyor, diyor ki, bakan bakan diyor, sağlık bakanı olduğu açıklanmış o kişinin de. Neyzen'in diyor, düşenlerle işi olmaz. Neyzen diyor, hep yüksektekinlerle uğraşır. Bir tane daha anısını anlatıp kapatacağım. Bir yere bağlayacağım, ondan anlattım. Neyzen baba gene bir meyhanede, kafası çok iyi olduğunda masanın altına girermiş. Allah affetsin, yani içkiyi özendirmek için anlatmıyorum. Sağlıklı da bir şey de değil ama içen de içer, biz karışamayız. Herkes keyfine bakar. Ayrıca ben de içki içmişliğim var. Bu Rusya'da komünistler ihtilal yapınca oradan kaçan Çar'ın paşaları, albayları var. Tabii yoklukta. Mahsuni Şerif'in dediği gibi, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yokluk kötü de, kim olursa olsun. Allah vermesin yokluktan. Çaresizlik vermesin Allah. Adamlar orada koskoca albaylar, kopa belki yüzbaşılar, binbaşılar, böyle subay kıyafetleriyle bando şeyi çalıyorlar, mızık artık bir şeyler, oradan para topluyorlar meyhanelerden de. Çocuklarına ekmek getirecekler. Tabii bizimkiler onu anlamadığı için hiçbir tanesi ilgilenmiyor, hiçbir tanesi keyif etmiyor, hiçbir tanesi şey yapmıyor. Neyzen baba bunu görüyor, kalkıyor, boş şişeyi alıyor, bir çalmaya başlıyor, bütün herkes susuyor. Neyzen babanın adeti yok, dilencilik yapmaz. Oradan birinin şapkasını alıyor, tüm masaları geziyor, içi para doluyor. Tercüman aracılığıyla, birkaç kitapta bunu merak ettim, inceledim. Kendimi söylemiş, tercüman vasıtasıyla mı? Benim isim tercüman vasıtasıyla, o detay yok. Diyor ki, bizim insanlarımız diyor, sizin kültürünüzü bilmediği için böyle davrandılar. Size saygısızlık değil amaçları, ekselans diyor. Şapka dolu parayı veriyor. O alkolik, o cezaevinde yatmış, o tımarhanede yatmış. Ya senin gibi milletvekilleriyle ilgili de bir mebus dörtlüğü var Sülü, Temiz Sülü. Dönüş biletimizdin sen be. Yaktın bizi. Ayrıca devletin savcıları çok kolay. Benim akrabam olan Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun telefonundan, İçişleri Bakanı'nın telefonu kaç kere aranmış? O onu kaç kere aramış? Ama daha çok koruma müdürünün telefonundan görüşüyorlar. Babasıyla kaç kere karşılıklı aramışlar, Süleyman Bey'in babasıyla ve tüm akrabalarıyla. Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu. Ne oldu Süleyman? Ve de Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra benle onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Lan bizim dosyada bu kadar... Hiçbir delil yok, bize neler yaptınız? Dostlarım, size bizim kedi tecavüzü dosyasından da birkaç kelam edip tamamlamak isterim. Bahsetmiştim ya, Feridun Başkan'ı da almışlar. Zaten beni alınca onu hep alıyorlar. 65 yaşında, 66 yaşında adam. Allah beni affetsin, ona çok eziyet etti. Halen daha ediyorum, tek zevkim o. Geceler arıyor ve diyor, bırak beni diyor ya, geri alacaklar diyor. Diyorum öyle değil, önemli olay var. Bir gün bunu aradım, dedim ne yapıyorsun başkan, dedi ameliyat olacağım.
Kedi tecavüzünün haricinde ikinci soru bu. Bizim suç örgütü dosyasının sorusu. Şaka yapmıyorum. Dedim ameliyat olacağım. Dedim sakın gitme ameliyata. Ne oldu dedi, hemen korktu. Dedim sana çip takarlar. O ne dedi? Dedim ki başkan dedim artık insanları takip etmek için polis telefonlarını dinlemiyor nereye gittiğini, bir çip takıyorlar. Ne yapar? Ya nereye takacaklar dedi. Vallahi dedim o ameliyat esnasında doktorun inisiyatifine kalmış dedi. Bu da dedi ki Allah dedi seni. Ben kimseyle şaka yapmam Feridun Başkan hariç. Her insanın şaka yaptığı bir arkadaşı vardı. Ya dedi senin Allah belanı versin diyemiyor, bana kıyamıyor. Ya beni arama diyor. Tek dediği bu. Beni diyor arama diyor. Sonra bir çok sinirlendi. Dedi ki lan çipi dedi benim böyle böyle dedi. Bana hakkını helal etsin böyle anlattığım için. Belki kızar bana. Feridun Başkan'a sorun. Bu çip olayı nedir? Örgütlü suçlar soruşmasında soru. Çip olayı nedir? Organize şubede 176 tane dilekçem var. Son 10 senede. İsmimi kullanarak falanca kes kişiden şu grup para istiyor. Ya kendi öz abimle ilgili şikayet dilekçem var. Ulan yapmadım arkadaş. Ulan normal bir hayat yaşayayım diye bu kadar uğraştım. Ulan sırf basında reklam olacak diye geçmişten. Bu böyle basında reklam olsun diye değil. Daha bunu biz çok konuşacağız. Bu çok su getirir daha. Beni aldıkları dosyada telefon dinleme neyden ibaret biliyor musunuz? Ben cezaevinden çıkınca ekşilerden bir arkadaşım var. Rahmetli abisi arkadaşım. Ona para verdim. İşte iş yapacağım. 1.150.000 dolar. O da bir arkadaşıyla işe giriyor. İş batıyor. Ben dedim ki kardeşim benim öyle çöpe atacak param yok. Ben paramı isterim. O da dedi ki abi benim param yok. Ama dedi şu dosyalarda alacak var dedi. Alacağımı sana temlik edeyim dedi. Dedim tamam garantiye alalım. Bilmem 300-500 milyon benliler Malatyalı herhalde. Döviz o bu hileli iflas. Bundan daha çok alacağı varmış. Ben biriyle diyalog kurmak istediğinde eşraftan birine söylersin. Gebzespor'un başkanına söyledim. Dedim bu arkadaşa söyler misin bir ziyaretime gelin. Geldiler. İşte dedi biz beyefendi iflas ettik filan. Dedim kardeşim ben iflas mı iflas anlamam. Cezaevinden yeni çıktım. Bizim çöpe atacak paramız yok. Ben paramı alırım dedim. Sonra bu arkadaşı yolcu ettik. Gitti, çay ikram ettik. Konuştuk, darbe, hiçbir şey yok. Sonra bu arkadaş şikayet etmiş. Şikayet dilekçesi vermiş benimle ilgili. 10 tane Kalaşnikovlu adam. İşte diyor ben Tarsun Mustafa diye birine para verdim. 1 milyon TL Sedat Peker'e getirmesi için. Sonra Tarsun Mustafa 4 ay sonra parayı buna getirince bu sefer de dilekçe veriyor. Diyor ki ben paramı geri aldım. Sedat Peker'le diyor bir şeyim yok. Ama ben Tarsun Mustafa ile hiç görüşmedim. Ne telefon tapesi ne bir şey ne hiçbir şey yok. 3 sene bu olayla ilgili telefonlarımı dinlediler. Farz edelim ben kendi paramı ondan zorla alsam. Kanunda karşılığı ilhakı hak. Kendi parasını zor kullanarak almak, 1 sene ile 3 sene arası zaten tutuklamaya değer bir konu değil. Ayrıyeten suç örgütü tanımına uyan bir konu değil, suçlama değil. Binlerce kişiyi dinlediniz bundan yola çıkıp. Sadece bu konuyla ismi geçenleri tutukladılar biliyor musunuz? Geri kalan, ben adama diyorum ki adam evime gelmiş. Adama telefon bırakmış, arıyorum böyle böyle diyor. Kardeşim diyorum git şikayet et. Adam emniyete gidiyor diyor ki Sedat Peker'e gittim. Şikayet etmem için beni o yolladı. Öbür adamı da telefonla arıyorum. Bu da polis tutanaklarında telefon dinlemesinde var. Ona da diyorum ki kardeşim diyorum bu tip şeylerin içine girmeyin. Ya bu kadar mücadele ediyorum, bedel ödüyorum, bu kadar uğraşıyorum normal bir hayat kuralım diye. Ve suç örgütü lideri diyen o gazeteciler. Bir gram beyinleri olsa
Ulan gittiğim bütün her yere bu kadar insan geliyor. Ulan sakız dükkanı açsam, herkese birer sakız yollasam, ulan o bahsedilen paraların 40 katını kazanır. Ulan beyniniz yok mu sizin? Tavırlarıma böyle gıcık kapıyorlar ya, şimdi gene çakma solcular dedim ya, gene suç örgütü. Sizsiniz lan suç örgütü. Bana suç örgütü olmayı kabul ettiremezsiniz. Ben bu konuyla ilgili, Ercan Ekşi'ye para veriyorum ya, Ercan Ekşi'nin tanıdığı varmış, onun da tanıdıkları varmış, İzmit'ten onları göz al. Sedat Peker tanıyor mu? Yok. Telefon konuşman var mı? Yok. Bir işin var mı? Yok. Bizim çetenin üyeleri, bunlar da birileriyle dövüşmüş orada, kavga... Lan olmaz da olmaz! Ulan Sedat Peker'im ben, bu beyinle ulan suç işlemek istesem nasıl örgüt kurarım? Ulan anlamıyor musunuz? Bu olmaz! Oyun kuruyorlar lan diyorum. Firdun başka da çipide. Süleyman Yalın sen efsanesin. Alacağım, bekliyor. Gel al. Devletin gücü elinde, alırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Yemin olsun. Kırmızı bülten de çıkardık diyorsun. Devlet yalan söylemez, çıkarmıştı. Ama ben de devletten devlete kaçmayı sizin sayenizde öğrendim. Bakalım buradaki macera nasıl olacak? Ya bana bu neler yaptılar ya? Biz seni seviyoruz derken bana her ülkede tuzak kurdular ya. En son Arnavutluk'tan çıkıyorum, Arnavutluk'ta polisler tuttu beni. Mucizeler, yemin ediyorum mucizelerle çıktım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, bu muhabbet çok uzadı. Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru sovana. Süle! İçişleri Bakanı! İntihar edenleri engellesene önce! Akrabalarınızın, yakınlarınızın bilgisi var bende. Şantajcısın lan sen. Ulan efsane, ulan Berat Bey'le sen düşman etmesin mi? Ben pislik, sen temizlik. Genç kardeşlerim, Allah'a yemin olsun, 40 yaşından büyük insanların, ben dahil, ne anlatırsa anlatsın inanmayın. Dünya kirleniyor, bizim ülkemiz daha çok kirli. Bizim ülkemizdeki insanlar daha çok kirleniyor. 40 yaşının üstündekilerin hiçbir faydası olmaz. Size verecekleri nasihatleri de dinlemeyin, ben dahil. Dinleyin ama bakın, inceleyin. Yeni bir dünya kurun kardeşim. Bizim ülkemizdeki sağcı sağcı değil, solcu solcu değil. Alevi alevi değil, sünnisi sünni değil. Ya değil kardeşim. Tabii namuslu şerefleri ayırıyoruz. Onlar bizim başımızın üstünde. Kemal Ut hocamı ayırırım ve büyük Allah dostlarını ayırırım. Namuslu adamları ayırırım. İyi dedeler var, ayırırım. Ya sağa solu hikaye kardeşim. Milliyetçisi milliyetçi değil. O su o değil, bu su bu değil ya. Siz yeni bir ülke kurun kardeşim kendinize. Temiz toplum filan size kim derse bilin ki hırsız o. Buna inanın. En çok temiz toplum diye en çok hile yapar. Ben demem, yemin ediyorum. Ben insanı tanıyorum ya. İnsanoğlunun eline düşmeyeceksin. Kaç dakika oldu evlat? 58. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bayram günü vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki videolarda derinciler orada mısınız? Pelikancılar sizi unuttum zannetmeyin. Sülü, senle de görüşeceğiz. Alacaksın şimdi demeyeyim, ayıp olmasın. Bayan kardeşler dinliyor. Hani dedim ya, tavanı asacak olsam bile korkan senin gibi olsun ulan. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Biz bu vatanın fedaileriyiz. Biz bu vatanın delileriyiz. Biz bu vatanın serdengeçlileriyiz kardeşlerim. Allah'a yemin olsun, Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız kardeşlerim. Bizi cezaevine korkutamazlar. Bizi ölümle korkutamazlar. Çünkü bize ölmek de güzel, gülmek de güzel. Allah'a emanet olun kardeşlerim.